Evet çocuklar, hepiniz bugün okula başladınız. Okulun ilk günü hayırlı olsun. Vallahi öğretmenim, bana dediler ki okulda ne işin var? Eşeksen eşekliğini bil dediler ama ben pes etmedim. Bakın çocuklar, önüne gelen okula gelemez. Mesela eşeğin okulda ne işi var? Müdür bey bana kızıyor sonra. O yüzden şöyle bir karar aldık. Sizi buradaki derslerden sınava sokacağız. Sınavı geçen okulda kalmaya devam eder. Vay kardeşim benim, sınav demek ki kesin geçerim. Eğer ki okulda kalmak istiyorsanız bu 3 sınavı geçersiniz. Sınav 1 başlıyor şimdi. Resim. Resim sınavında herkes kendini çizecek. Haydi bakalım başlayın. Aşkım ne güzel değil mi? Daha dün evlendik, bugün çocuğumuz okula başladı. Evet aşkım, çok mutluyum gerçekten. Evet, ben de şehrin hazinesinin güvenliğini arttırayım. Evet, burayı daha güvenli bir hale getirelim ki bir daha hırsız girmesin. Şimdi lazerden başka ne koyabilirim acaba buraya? Ya ne güzel kaslıydım ya. Kaslarım vardı, kaslı olmayı seviyordum. Aşkım, spor salonu buraya da açıldı. İstersen yine gidersin. Ne? Gerçekten mi? Evet aşkım, görmedin mi? Bak buradan gözüküyor. Ta orada görüyor musun? Artık spor salonu bizim şehrimizde. İşte bu be. Evet çocuklar, çizimlerinizi bitirdiyseniz kontrol zamanı. Öğretmenim nasıl olmuş? Güzel mi? Bebek Tepegöz, gerçekten çok benzetmişsin. Sağ olun öğretmenim. Kaç puan veriyorsunuz? Sana 100 veriyorum, aferin. Şimdi sıra huysuzun bebeğinde. Nasıl öğretmenim, beğendiniz mi? Evet, benzemiş, güzel. Sağ olun öğretmenim. Sana da 100. Şimdi sıradan bakalım. Sen de güzel çizmişsin. Sen de. Çocuklar hepiniz çok güzel çizmişsiniz. Hepiniz çok güzel çizmişsiniz, aferin. Eşek, sen bile güzel çizmişsin. Herkes kendine benzetmiş, aferin çocuklar. Tamam, resim dersinden hepiniz geçtiniz. Şimdi sıra matematik dersinde. Evet, tamamdır. Şimdi zombi çetesini bulma zamanı. Nereye kayboldular kim bilir? Kalbimde kırılmadık yerimi bıraktı. Tepegöz dur! Fakir, şarkımı bölmeye utanmıyor mu? Ne utanmaz arlanmaz bir adamsın sen ya. Tepegöz, önemli bir işimiz var. Hemen Süper Tepegöz'e dönüş. Hemen dönüşüyorum efendim. İşte dönüşüyorum. Lan ne yapıyorsun? Yavaş. Ne yapıyorsun Tepegöz? Süper Tepegöz emrinizde. Vay, kendini geliştirmişsin. Süper Tepegöz emrinizde. Derdinizi anlatın, dermanınız olalım. Tamam Tepegöz, gaza gelme. Zombi çetesini bulmamız lazım. Haydi gidiyoruz. Hadi atla fakir. Haydi gidelim Tepegöz. Lütfen sıkı tutunuz. Tepegöz, hava yollarını tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Haydi gidelim ve zombi çetesini arayalım Tepegöz. Neredeler şu anda kim bilir? Merak etme fakir, bulacağız onları. Evet, artık spora gidebilirim. He? Şu Tepegöz değil mi ya? Sırtında da fakir var. Nereye gidiyorlar acep? Neyse, ben yeni açılan spor salonuna gideyim de tekrar spora başlayayım. Telefon çalıyor. Kim arıyor acaba? Hadi fakir, aç şu telefonu, aç. Alo, ne oldu Kerem komiser? Fakir, nereye gidiyorsunuz oğlum? Sizi uçarken gördüm. Tepegöz'de bir yere gidiyordunuz. Kerem komiser, zombi çetesi aylardır etrafta gözükmüyor. Onları aramaya gidiyoruz. Keşke bana da haber verseydiniz ya. Ben de gelirdim fakir. Tamam Kerem komiser. Şimdi etrafta arayalım. Eğer ki bir şey bulursak sana da haber veririz, gelirsin. Tamam fakir, dikkatli olun. Tamam tamam, haydi görüşürüz. Çocuklar, matematiğiniz gerçekten çok kötü, çok zayıf. Resim dersini çok iyi yapıyorsunuz ama matematik dersiniz çok zayıf. Öğretmenim, bana sorarsanız sizin matematiğiniz çok kötü. 1 artı 1'in kaç olduğunu bile bilmiyorsunuz. Ulan asıl sen bilmiyorsun 1 artı 1'in kaç olduğunu. 1 artı 1 2 eder evladım. Hayır öğretmenim, yanılıyorsunuz. 1 ile 1'i toplayınca 9 ediyor, rüyamda gördüm. Lan rüyanda gördüğün şeyi burada neden söylüyorsun? Çıldırtmayın ya beni. Neyse çocuklar, bu böyle olmayacak. Biz en iyisi beden dersine geçelim. Matematik dersini yapamadınız. Haydi gelin beden eğitimi dersine çıkalım. Bakalım beden eğitiminden geçecek misiniz, göreceğiz. Evet çocuklar, bu yerdekinin adı Top. Neymiş? Öğretmenim Top. Öğretmenim Top, Top, bildin mi? Bildin evladım, çünkü az önce söyledim zaten. Öğretmenim bir şey soracağım, onun adı Top mu? Evladım Top, Top. 100 kere mi söyleyeceğim ya? Tamam öğretmenim, onun adı Top. Vay be kardeşim, ulan ne çabuk öğreniyoruz değil mi öğretmenim? Aynen aynen, bayağı hızlı öğreniyorsunuz. Şimdi çocuklar, yapmanız gereken çok basit. Topu alıyorsunuz, potaya doğru gidiyorsunuz ve basket atıyorsunuz.
Gördünüz mü? Bu kadar basit işte. Basket atarsanız beden eğitimi dersinden geçersiniz. Öğretmenim, atamazsak ne oluyor peki? Atamazsanız da kalırsınız işte. Haydi bakalım, sırayla başlayın artık. Eşek, ilk önce sen. Ama öğretmenim, benim ellerim yok ki. Toynaklarım var benim. Bana ne lan, bana ne? Bana mı sordun okula gelirken? Gelmeseydin o zaman okula. Haklısınız öğretmenim. Tamam tamam, şimdi basket atacağım. Tamam tamam, atacağım şimdi öğretmenim. Haydi bakalım, topu aldım. Şimdi atıyorum. Attım. İşte bu. Gördünüz mü öğretmenim, basket. Tamam tamam, aferin. Eşek geçti. Sıradaki. Şimdi basket atacağım. Haydi bakalım. Atıyorum. Attım. Attım öğretmenim, attım. Tamam, yerine geç. Sıradaki. Sıra bende. Haydi bakalım, çok iyi gidiyorsunuz. Olamaz öğretmenim, atamadım. Yapacak bir şey yok. Atamayanlara sıfır. Hayır öğretmenim, yapmayın lütfen. Yapacak bir şey yok. Sıradaki. Seni babama söyleyeceğim, görürsün sen. Şuna bak ya, yüz alırken bir şey yok. Sıfır alınca ağlayarak gidiyor. Babasına söyleyecekmiş. Kime söylersen söyle. Spor bitti, eve gideyim artık. Recep, spora sürekli devam et, yoksa tekrar kilo alırsın. Tamam hocam, merak etmeyin. Haydi görüşürüz, yarın gelirim. Baba, baba neredesin? Oğlum, bebek Recep buradayım. He, baba? Ne oluyor oğlum? Kim ağlattı seni oğlum, söyle bakayım. Baba, öğretmenim beni sınıfta bıraktı. Onu döv baba. Basket atamadım, niye sınıfta kaldım baba? Tamam oğlum, ağlama. Şimdi sorarım ben ona. İşte bu, işte bu. Ben de attım öğretmenim, gördünüz mü? Aferin çocuklar. Hepiniz geçtiniz. Bir tek o dingil kaldı. Bir basketi bile atamadı. Hepinize 100 veriyorum ama o dingile 0 veriyorum. Tam bir dingil ya. Bu kadar dingilini ilk defa görüyorum. Öğretmenim. Yani bayağı bir saçma çocuklar. Basket atamıyor. Ne kadar komik değil mi? Öğretmenim, arkanıza bakın. Ne? Ne varmış arkamda? Recep Bey, hoş geldiniz. Ben de bebek Recep'in ne kadar akıllı bir çocuk olduğundan bahsediyordum. Evet Recep Bey, yani. Ben gülüyor mu lan? Gülüyor mu lan ben? Yok Recep Bey, gülmüyorsunuz. Baba, döv onu baba. Benim gururumla oynadı. Sen kimsin benim oğlumun gururuyla oynuyorsun? Recep Bey, yok. Ne gururuyla oynaması? Gel lan buraya. Tamam Recep Bey, özür dilerim. Tamam, 100 vereceğim. Recep Bey, vurmayın. Özür dilerim. Tepegöz ve Fakir gittiler, hala gelmediler ya. Aşkım. Aşkım, ne oldu? Ben şunlara bir bakmaya gideyim. Bunlar başını belaya sokar. Tamam bir tanem, huysuz. Dikkatli ol aşkım. Sen de bizim oğlanı okuldan almaya git aşkım. Az sonra okuldan çıkacaklar. Tamam aşkım, merak etme. Haydi görüşürüz. Gideyim de şunlara bir bakayım. Nerede bunlar? Tepegöz, Fakir, neredesiniz? Tepegöz, orada bir yer var. Görüyor musun? Evet Fakir, görüyorum. Orası ne söyle ya? Şuna baksana, aşağıda bir sürü köpek balığı var. Görüyor musun Fakir? Tepegöz, in bakayım aşağı doğru. Neyin nesiymiş anlarız şimdi. Tamam, iniyoruz. Sıkı tutun. Fakir dikkat et, suya düşme valla. Bu köpek balıkları ikimizi de parçalar. Bu eve girmemiz lazım. Baksana, giriş orada. Lazerlerin arasından geçip eve girmemiz lazım. Fakir, bu çok tehlikeli ama nasıl yapacağız bunu? Tepegöz, aslında hızlıca uçarak girsen lazerler fazla zarar vermez. Saçmalama Fakir, ben öyle bir şey asla yapmam. İşte al, seni çatıya indireyim. Öf Tepegöz ya, öf. Bir kere de yardım etsen şaşarım zaten. Buradan aşağı inmem lazım ama çok tehlikeli. Evin giriş kısmı aşağıda, lazerlerin arasında. Tek çare suya atlayıp lazerlerin altından geçmek. Bu sayede giriş kısmına ulaşabilirim. Hadi Fakir, bunu başarabilirsin. Ben de seni buradan uçarak izleyeceğim. Basit bir şey aslında. Tepegöz, dalga geçmeyi bırak. Suya atlasam ölebilirim. Baksana kaç tane köpek balığı var. Yardım etsen ölürsün değil mi? Zombi çetesini arıyoruz şurada. Onları bulmamız lazım. Bu evde bir ipucu olabilir. Fakir, bana laf anlatacağını gel o zaman eve. Allah Allah. Öf Tepegöz, çıldırtırsın sen insanı. Neyse, şimdi suya atlayacağım. Lazerlerin altından yüzerek geçip evin giriş kısmına ulaşacağım. Tamam Fakir, dikkatli ol. Köpek balıklarının akşam yemeği sakın olayım deme. Haydi bakalım, atlıyorum. Olamaz. Umarım köpek balıklarına yakalanmaz.